Teşekkürler. Kaldırıma geçebilirsek sevinirim. Kaldırıma çıkıyoruz. Adalet istiyorum. Adalet yerini bulacağım. Evet, adalet istiyorum. Ben acı çekiyorum. Var mı böyle bir şey? Ben acı çekiyorum. Beni kolu sallayıp da geziyor ya. Kızım da ben mahvoldum. Var mı böyle bir adalet ya? Var mı böyle bir adalet? Herkesten yardım istiyorum. Sıkta vurup kaçmışlar. Yaşayacak değişim. Yavrum öksüz kalmayacak. Bisiklet sürücüsü Burhan Günler hayatını kaybetmiştir. Öncelikle Burhan Günler'in ailesine başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiriz. Bisiklet trafik yasalarına göre bir ulaşım aracıdır. Ulaşım aracı olduğu için de trafikte her şartta ve durumda bulunabilir. Dünyanın her tarafında, her şehirde bisiklet kullanılmaktadır. Bizler de bisikletler olarak sürücü ve şehir sakini bizi fark etmeleri ve bize yol vermeleri için bütün dünya ile birlikte sesleniyoruz. Şehirlerde ve şehirler arası yollarda bisikletler vardır. Ve bizi görmediğinizde ölüyoruz. Tıpkı Burhan Günler gibi. Duyarlılığın arttırılarak ölümlerin durdurulmasını istiyoruz. Bu nedenle tüm otomobil ve benzeri araç sürücülerinin bunu kabullenmesi ve özellikle bisikletlere, yayalara azami dikkati göstermesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki bisikletin tam ortası kendi vücududur. Çağdaş, sürdürülebilir yaşam konusunda duyarlı ve yaratıcı birçok örnek çalışmasıyla gurur duyduğumuz Eskişehir Belediyelerinin, özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin bisikletli ulaşım konusunda yetersizliği yıllardır şaşkınlıkla ve üzüntüyle takip ediyoruz. Zorluyor Bisiklet Kulübü, Eskişehir Bisiklet Derneği Velespit, Eskişehir Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Estak, Eskişehir Perşembe Akşam Bisikletçileri PAP. Yolu istiyoruz! Bisiklet yolu istiyoruz! Yaşam istiyoruz! Yaşam istiyoruz. Eşimi vurup kaçanlar dışarıda olmasın istiyorum. Adalet istiyorum. Ben acı çekerken eli kolu sallayıp da gezmesini istemiyorum. Serbest mi bırakıldı şeyden sonra? Alkollü aynı zamanda. Alkollü, şehir içi hız limitlerinin üzerinde seyrediyor. Bir de ve Burhan Günler'e çarpıp kaçmakta. Doktorlar erken müdahale edilseydi kurtarabileceğini söyledi. Yani vurdukları an kaçtıkları için şu anda toprağa verdik. Yaklaşık 12 gün yoğun bakımda kaldı kendisi. 12 gün sonra vefat etti. Ya ona vuran kişi de 12 gündür serbest ve elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. İnsana verilen değer bu kadarmış yani. İnsanlara değer verilmesini istiyoruz. Bisikletlere değer verilmesini istiyoruz artık.